çiftçimle buluşacağım. Ben de erkeklerimle buluşacağım. Aman iyi ki bir sevgili yaptınız bulduncuklar. Valla istersen sen de yapabilirsin Şebnem. Bir telefona bakar. Ben Selim'i arayacağım ama Müzaffet'i ararım, iki dedikodu yaparım daha iyi. Yok artık. İyi, sen nasıl istersen, biz bir şeyler atıştırıp çıkacağız. Zıkkım iyi. Müftü abi bana ne dedi biliyor musun Can? 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da, 20 yıl sonra da seni yanımda olmayı hayal ediyormuş. Vay be, ne güzel ya. Değil mi? Bence de çok güzel. Acaba biz 5 yıl sonra nerede olacağız? Acaba nerede olacağız? Yani acaba yapmadıklarımızdan dolayı pişman mı olacağız, ne olacağız bilemiyorum. Bilemem artık o kadarını. Vallahi ben 5 yıl sonra nerede olacağımı görür gibiyim ya. Ben kendi filmlerimi yazmaya başlamışım. Ama tıkanmışım bir projeye yazarken. Writer's block olmuşum. Ne olmuşsun be? Writer's block. O ne be? Ya lütfen yalvarırım, girme şu hayalime ya. Neyse. Sonra kainat giriyor odaya. Üzerinde siyah saten bir sabahlık. Elinde gümüş bir tepsi, bana kahve getiriyor. Çok da ünlü bir oyuncu olmuş bu arada. Yeni senaryolar gelmiş, onlara bakacağım. Beğendiği bir şey olursa aralarından seçecek. Kahveyi uzattıktan sonra senaryoları alıp karşıma oturuyor. Tabii ben onu görür görmez hemen çıkıyorum blokla. Zihnim hemen açılıyor. İlhamlar arka arkaya geliyor. Yürü be! Yalnız o ara cinayetten bir içeri giriyorum ben. Kainatı mı öldürdün? Seni. Seni öldürüyorum. Ya bir anlattırmadın arkadaş ya. Dur ya, da kaşa taşınacaktık. Ay, kaşma çok manel. Benimkisi daha heyecanlı. Bak dinle şimdi. Böyle kocaman bir ev düşünün. Böyle hangar gibi bir salon. Ben diyeyim, 100-500 metrekare. Çüş metrekare. Ne yaptın Özgür ya? Dur anlatacağım. 5 tane çocuğumuz olmuş. 5 senede 5 çocuk. Evet, takdir ilahi. Hormonların batsın. İlkinde 300 doğurdu, ondan sonraki senede 200 doğurdu. Böyle hep birlikte yuvarlanıp gidiyoruz. Çok iyi değil mi ya? Vallahi müthişmiş kardeşim. Ah, hadi kalk da çıkalım biz. Evet, kalkalım. Sana sorsak 5 sene sonraki hayalini böyle kös kös oturmaya devam edeceksin. Hani sana dün izlettiğim film var ya, yani onun gibi böyle kızla pasajda karşılaşırsın, konuşursun, sonra ayrı yerlere gidersiniz. Filmin en sevmediğim sahnesiydi Özgür. Neyse biz kalkalım. Haydi kalkalım. Hadi kardeşim görüşürüz. İyi eğlenceler. Hadi hadi. Ama. Tamam hadi bay. Katır inadı var bunda, katır. Selim'i aramamak için İzafet'i mi aradın Şebnem? Siz daha gitmediniz mi? Çıkıyoruz şimdi. Ama bence sen şunu bir izle. Sonra bir daha düşün. Şebnem, ben gerçekten seni... Ya, olmuyor abi işte, olmuyor. Karşısına çıkınca da aynı şey oluyor. Ya, bir şey söylemek istiyorum ama tutulup kalıyorum abi. Söyleyemiyorum. Yani aslında bir söyleyebilsem o kadar çok şey söylemek istiyorum ki. Şebnem, ben seni... Özgür kapatalım hadi ne olur. Tamam hadi çekme abi istemiyorum. Başarısız bir deneme. En azından denemiş çocuk. Denemesin arkadaşım ya. Denemesin, gerçeğini söylesin. Bağırma be. Hiç mi etkilenmedi? Ne bileyim. Bak
sana öyle duruyor orada. Selim diyor, bu da böyle inatçı çıktı. Kafasına taktıysa demek. Vallahi bileyim. İkisi aynı bunlar. Al birini, ötekini kafasına kafasına vur. Eksik parçanın ne olduğunu buldum sonunda. Sensin. Sen benim diğer yarımsın Şebnem. Ve ben seni çok seviyorum. İnsan nasıl unutabilir ki?